o kadar çok film geliyor ki bazılarında gerçekten çok müdahil olmuyorum. Yani onlar belli oluyordu. Bazı filmlerde çok gidin izleyin, gidin izleyin demiyorum. Çünkü gidip izliyorsunuz, iyi çıkmazsa kafanıza göre sonra benden biliyorsunuz yani Beyazıt git dedi diye. Onun için söylemiyorum. Buna diyorum ki gidin izleyin. Yani iyi film olmuş. Güzel film olmuş. Bir kere hassasiyet var. Hassas davranılmış. Belden aşağı iskeveler konusunda ya da başka konularda. Oyuncu seçiminde, çekimlerde, ışığında. Hocam çok önemli bir işi ciddiye almak. Yani komedisinden de önemli bazen. Evet komik olabilir ama senin filmi ciddiye aldığını benim görmem lazım. Çünkü para verip giriyorum abi. Evet. Ve görmem lazım yani bir şey yaptığını görmem lazım. Oyuncu seçimleri öyle. Bak ilerleyen dakikalarda Güldür Güldür'den Onur Bulduk da bizlerle beraber olacak arkadaşlar. Füsun Demirel yine filmin içinde. Evet. Müthiş hareketler yapmış ama Leyla ile devam etmek istiyorum. Leyla bir izleyelim fragmanı da öyle söyleyeyim. Bir filmin fragmanını bir izleyelim sonra konuşalım. Leyla Karadayı da oynuyorsun. Drama oynamak da bir meseledir ama komedi oynamak zor iştir yani. Ve çok altından kalkmışsın işin. Yani güzel tebrikler. Oyun, yani komedi gerçekten zor iş. Kimine hiç yakışmaz. Hele güzel insana çok zordur yani. Kendine şöyle, güldürebilmen. Yani aslında bir tedirginlik yaşadım tabii yani teklif geldiğinde ama. Evet. Ben çok ayırmamak gerektiğini düşünüyorum aslında. Dram ve komedi de ikisi de çok hayattan. Ve ne kadar hani gerçekse, ne kadar doğalsa o kadar... Sen ayıramayabilirsin ama oynayamayabilirsin yani. Hani bu senin ayırıp ayırmamanla ilgili değil. Ama işte ayırmaz. Demek ki güvenmişler ve... Evet. Yani güvenip oynatmışlar ve sonucunu almışlar. Şimdi orada filmde şöyle bir konu var abi. Filmin konusunu biraz ufak anlatalım. Yalnız bir adam, sıkıntılı bir adam. İlişki işlerinde bahtsız bir adam. Sıkılıyor en sonunda... Annesi yanına diyor ki annesine gel yanıma taşın ve annesi yanına taşıyor. Annesiyle beraber Engin bir hayat yaşamaya başlıyor evin içine. Tam o dönemde de Leyla ile tanışıyor. Şimdi Engin'in dilinden anlatayım. Engin'in fiziğinde bir adam, Leyla'nın fiziğinde bir kadınla yani filmde anlatılan bu daha doğrusu. Engin inanamıyor. Böyle güzel bir kadın nasıl olur da benimle bir ilişki yaşamak ister diye. Ve bunun üzerine gelişen bir komedi var filmde. Gerçekten de güzel bir komedi var. Sen filmde Engin'in annesiyle beraber evin içinde çok acayip bir kadını canlandırıyorsun. Engin'e aşık oluyorsun. Bir an içinde eve girip annenin gönlünü yapmaya çalışıyorsun. Erkeğin annesinin gönlünü yapmaya çalışıyorsun. Bunu gerçek hayatında yapar mısın? Yani kadınlar yapar. Bir erkeğe bu kadar açık davranıp gidip tekrar beğendiysen gidip sen konuşur musun onunla? Yani kadın zaten aşık olduğu adamın annesini ikna etmek için her şeyi yapar. Ben buna inanıyorum kesinlikle. Evet. Bir erkeğin gönlüne girmenin tek yolu da önce tabii ki annesine kendini sevdirmesi. Bir erkeğin gönlüne girmenin tek en önemli yolu en annesi. En önemli yolu. Evet doğru. Kesinlikle. Katılıyor musunuz özellikle erkek arkadaşlar? Özellikle Türkiye erkekleri için. Önemli doğru söylüyorsun. Evet. Bir de kızın tabii bir anne... eksikliği var hayatında. Yani Ayşıl işte annesiz büyümüş, küçük yaşta annesini kaybetmiş doğru, bir kız. Var. O anne figürünü işte sevdiği adamın annesinde buluyor ve o yüzden zaten çok komik bir ilişki başlıyor aralarında. Ve zaman geçirmeye başlıyorlar ve ona dönüşmeye başlıyor. Füsun abla da mükemmel bir oyunculuk harika çıkartmış. Evin içindeki bütün aile de mükemmel bir oyunculuk çıkartmış. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.